Ünlüler yaşadığı aşklarla, gittikleri mekanlarla, giydikleri kıyafetlerle, hatta attıkları adımlarla her zaman gündem olmayı başarıyor. Bazıları ise yeraltı dünyasının karanlık adamlarıyla yaşadığı aşklar ve iş ilişkileriyle gündeme geliyor. Ece Erken de bu isimlerden biri olarak karşımıza çıktı. Gelin yakın geçmişe şöyle bir göz atıp bu ilişkileri inceleyelim. İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaaddin Çakıcı'yla geçtiğimiz gün fotoğraf paylaşan Seren Serengil'in ardından şimdi de Ece Erken, sevgilisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'yla birlikte Çakıcı'yla çekildiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. İki gün önce Seren Serengil sosyal medya hesabından Çakıcı'nın 30 yıllık aile dostu olduğunu açıklayarak bir fotoğraf paylaştı. Serengil fotoğrafın altına da annemin, babamın ve benim 30 yıllık aile dostumuz Alaaddin Çakıcı, oğlu Ali Çakıcı ve eski Çorum milletvekili Vahit Kayrıcı ile birlikte geçmişi yad ederek yemek yedik. Tekrardan aramızda olmasından çok mutluyuz, diye yazdı. Sibel Can. Sibel Can da yeraltı dünyası ile iş ilişkisi kuran isimlerden. Sibel Can bir dönem eski Türkiye erkek güzeli Karahan Çanta ile ilişki yaşamıştı. Kuzu isminde bir adam bu ilişkiye dair elinde kasetler ve görüntüler olduğunu iddia ederek uzun süre Sibel Can'ı tehdit edip şantaj yoluyla para almak istedi. Bu şantajlara dayanamayan Sibel Can, aynı zamanda akrabası olan Karagümrük Çetesi lideri Vedat Ergin'den yardım istedi. Sibel Can'ın eşi Hakan Ural'ın çete liderine pahalı bir saat hediye ettiği ortaya çıktı ve soruşturma başlatıldı. Ve Ebru Gündeş. O da bu listenin üyesi. Hayırsever iş adamı Rıza Sarraf'la olan evliliği magazin basınına yansıyan pahalı hediyelerle sürüp gidiyordu. Ta ki Rıza Sarraf'ın tarihin en büyük yolsuzluk skandalının baş aktörlerinden olduğu anlaşılana kadar. Şimdi Gündeş de kocasını demir parmaklıklar ardında bekleyen ünlülerden biri olmuştu. Esengül. Taht kurmuşsun kalbime şarkısıyla şöhret basamaklarını hızla çıkan Esengül, 70'lerde gazinoların aranan ismiydi. Aynı yıllarda engellenemeyen bir gazinocular savaşı vardı. Kurşunlar havada uçuşuyor, gazinocular sanatçıları kapabilmek için birbirlerini bile öldürebiliyordu. Esengül de ne yazık ki bu savaşın ortasında kalmış bir sanatçıydı. 31 Mart 1979 günü Semiramis gazinosunda sahnedeyken ünlü mafya babası Oflu İsmail Esengül'den bir şarkı istemiş. Esengül şarkıyı söylememiş ve tam o sırada olaylar başlamış, silahlar konuşmuş. Gazino sahibi Akbulut Karaoğlu ve şef garson Hasan Yolaldı olay yerinde hayatını kaybetmiş. Semiramis gazinosundaki silahlı olaydan yalnızca 19 gün sonra Esengül şüpheli bir trafik kazası geçirmişti. İş adamı Mehmet Faruk Özfıratlı ile bindikleri aracın frenlerinin tutmaması sonucu geçirdikleri bu trafik kazasında ikisi de hayatını kaybetti. Muazzez Abacı. Muazzez Abacı da tutkulu ve efsane bir aşk yaşayan kadınlardan. Hasan Heybetli ile yaşadıkları aşk ayrıca incelenmesi gerekecek kadar büyük ve onlarca mecraya sahip. İki defa evlenip boşanmışlar, bir türlü birbirlerinden kopamamışlar. Bu aşkın en efsane yanı Hasan Heybetli'nin kendisini aldattığını öğrenen Muazzez Abacı'nın polisi arayıp sevgilisini ihbar etmesi ve onu yakalatması sanırım. Fakat aşk engel tanımıyor. Sevgilisini yakalattıktan sonra hapishanenin tam karşısından bir ev tutmuş ve aylarca ıslık yoluyla iletişim kurmuşlar. Ahu Tuğba. Ahu Tuğba magazinsel aşkları ile daima gündemde kalmayı başaran bir isim. Onun aşk sayfalarında da yeraltı dünyasının en tehlikeli isimlerinden birisi var. Eski sevgilisi Enis Karaduman. Enis Karaduman eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yeğenini kendisine olan borcu sebebiyle kaçırmasıyla ünlü. Polisler onu ne yapacağı belli olmayan tehlikeli birisi olarak tarif etmiş.
Tuğba Özay. Bir sıralar Survivor yarışmasıyla yeniden gündeme gelen Tuğba Özay da listemizde. Kadınların çoğunun yaşadığı ayrılığı kabullenemeyen sevgili sorununu o da yaşamış. Sevgilisi Akın Büyükoğlu Özay'dan ayrılmak istemeyince o da çareyi yeraltı dünyasında bulmuş ve susurluk sanıklarından biri olan Yaşar Öz'e gitmiş. Yaşar Öz ve Akın Büyükoğlu arasında çıkan silahlı çatışma sonrasında azmettiricilik suçundan tutuklanan Tuğba Özay bir süre hapiste yattı. Ceylan. Ceylan da ağır abi sevenlerden. Üstelik tanıdık bir isim var bu kez karşımızda. Tuğba Özay olayında ismi geçen Yaşar Öz. Küçük Ceylan da engellerin büyüttüğü bir aşkın içinde kendine yer bulmuştu zamanında. O sırada parmaklıklar arkasında cezasını çeken, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Yaşar Öz'ün kendisini ne kadar beğendiği haberini aldı. İkili mektuplaşmaya, mektupların içeriğini de zamanla aşk cümleleri doldurmaya başladı. Ceylan artık sevgilisini her hafta Eskişehir cezaevinde ziyaret ediyor, duruşmalarında da yalnız bırakmıyordu. Ancak bu tutkulu aşk Öz cezaevinde kaldığı süre boyunca devam edecek, 2 yıl sonunda ise Ceylan'ın eski aşkları listesinde yer edinecekti. Nuriye Uğur Kılıç. Nuriye Uğur Kılıç, ünlü kabadayı Dündar Kılıç'ın kızı. Babası yüzünden zaten bu karanlık dünyaya çok uzak olmayan Kılıç, bunun üstüne bir de Alaaddin Çakıcı ile evlenmiş. Ama bu evlilik bir süre sonra bitmiş. Alaaddin Çakıcı'dan boşanan Kılıç hayatına devam ederken, Alaaddin Çakıcı oğlunun doğum gününde onları Bursa'ya tatile davet etmiş. Kılıç, Bursa'daki otel lobisinde Çakıcı'nın şoförü tarafından öldürülmüş. Kılıç, Bursa'daki otel lobisinde Çakıcı'nın şoförü tarafından öldürülmüş. Aslı Ural. Selçuk Ural ve Canan Yakan'ın kızı olan Aslı Ural da babası gibi mafya ile ilişkisi olan ünlülerden. Aslı Ural ve Alaaddin Çakıcı, Çakıcı'nın kaçak olduğu zamanlar Paris'te görüntülenmişti. Hatta bu ilişkinin asıl sebebinin Aslı Ural'ın Çakıcı'nın öldürdüğü eşi Uğur Kılıç'a çok benzemesi olduğu magazin dünyasında uzun süre konuşuldu. Gülben Ergen. 1995 yılında Bursa'da çalıştığı zaman Erol Evcil ile tanışmıştı. Büyük bir aşk yaşadılar, evlilik planları yapıyorlardı. Ta ki Erol Evcil, tefeci Nesim Malki'nin ölümüyle suçlanana kadar. O andan itibaren Gülben Ergen ayrılmak istediğini ama korkudan ayrılamadığını söyleyerek olaylardan uzaklaşmaya çalıştı. Esra Erol. Sunuculuğunu üstlendiği izdivaç programlarıyla ünlenen Esra Erol, Kürt İdris lakabıyla tanınan Ali Özbir ile aşk yaşamaya başlayınca bu durumda çok konuşulmuştu. Eşinin mafya üyesi olmadığını söyleyen Erol, "Eşimin babası kabadayıymış. Kabadayı garibanlara yardım eden demek." Ali Özbir bir iş adamı ve kendi ayakları üzerinde duran bir insan. Beni hiç korkutmuyor. Allah herkese Ali gibi düzgün vicdanlı, kadına değer veren birini nasip etsin diye konuşmuştu. Çift çok konuşulan bir törenle evlendi ve ardından iki erkek çocukları dünyaya geldi. Nazan Şoray. Çelenk ve benzerlerinin dönemi kapanırken 80'ler tipi mafya dönemi açılıyordu. Devir, iş adamlığıyla yeraltı dünyası arasındaki sınırların iyice belirsizleştiği devirdi. Onlardan biri de Turan Çevik'ti. Yine dönemin modasına uygun olarak hayali ihracat vurgunlarıyla zengin olmuştu. Adı bir başka ünlünün, Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'la anılıyordu. Ancak vurgunları ortaya çıkınca soluğu Yunanistan'da alacak, orada kokainle yakalanıp hapis yatacak, ardından aynı akıbeti Türkiye'de yaşayıp serbest kalacaktı. Bu uluslararası kaçış maratonu içinde Şoray'la olan aşkları da çoktan bitmişti.